Alın Teri TV'den tüm Türkiye'ye selamun aleyküm. Yine dün eve giderken bir hacı abimiz selam verdi. Selamun aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedim. Hacı amca dedim. Dedi ki evladım dedi. Seni dedi ben salı ocağında görüyorum dedi. Şuradaki dedi salı ocağında mı çalışıyorsun dedi. Evet dedim ben aynen oradaki sağlık ocağında çalışıyorum dedim. Sürekli koşturuyorsun dedi. Seni takdir ediyorum dedi. Teşekkür ederim hacı amca dedim. Ben hep sürekli koştururum dedim. Yukarı, aşağı, içeri, dışarı, sağ, sol, penaltı, gol şeklinde yolumu alır giderim dedim. Dedi ki şu süreye hiç boykot etmiyoruz dedi. Gel birlikte boykot edelim dedi. Hacı amca sen ne diyorsun dedim ya. Sen ne diyorsun dedim ya. Ne boykotundan bahsediyorsun? Dedi ki kolasından almayalım. İçeceklerinden alıp içmeyelim dedi. Beyaz eşyalarını kullanmayalım dedi. Evimizde varsa beyaz eşyalarını atalım dedi. Hiçbir şekilde gidip alışveriş yapmayalım. Onların ürünlerini almayalım dedi bana. Aynen böyle dedi hacı amcamız. O hacı, ben de hacı. O hacca gitmiş hacı amcamız. Ben hacca gitmemiş bir hacıyım. Dedim ki hacı amca sen ne diyorsun ya? Neyi boykot ediyorsun ya? Sen şu anda gelmişsin beni boykot ediyorsun. Sen Suriyeli, Muriyeli falan filan boykot etmiyorsun. Sen şu anda Türkiye halkından bir vatandaşını, bir Ender Akyüz'ü boykot ediyorsun. Sen ne diyorsun hacı amca? Nasıl ben seni boykot ediyorum diyor. Hacı amca dedim. Şu anda benim evimde atıyorum markasını bilmiyorum. Ya bütün eşyalarım Suriyeli markaysa? Ya bütün eşyalarım Suriyeli markaysa, buzdolabım Suriyeli markaysa, çamaşır makinem Suriyeli markaysa, buzdolabım dedik fırınım Suriyeli markaysa, bulaşık makinem diyelim Suriyeli markaysa, bütün ürünlerim Suriyeli markaysa, ben şimdi bunların hepsini nasıl çöpe atacağım? Buzdolabını çöpe atsam içinde bir sürü bozulabilecek ürünlerim, gıdalarım var. Hepsi çöp olacak. Israf olacak. Israf dinimizde haram değil mi? Evimde fırını çöpe atsam yemeği neyle pişireceğim? Fırında köfteyi nasıl yapacağım? Fırında tavuğu neyle pişireceğim? Sen ne diyorsun hacı amca dedim. Sen şu anda resmen beni boykot ediyorsun. Çamaşır makinesi diyelim Suriyeli marka. Ben onu çöpe atsam benim çamaşırları nasıl yıkanacak dedim. Çamaşırlar hepsi kirli kalır dedim. Sen ne diyorsun hacı amca dedim ya. Evladım olur mu öyle şey? İşte oluyor. Açıklaması bu. Sen şu anda Türkiye'deki bir vatandaşını boykot ediyorsun. Diyorsun ki içeceklerini alma, gıdalarını alma. Bizim almamamız önemli değil. Biz eğer o gıdaları, ürünleri almazsak o ürünleri daha önceden almış olan esnaf abimiz zarar görecek, iflas edecek. Evine ekmek götüremeyecek, işçisine ekmek parası veremeyecek, bütün işsizlik artacak. Bu nasıl olur? Marketçi abilerimiz, marketçi iş adamlarımız, patronlarımız almayacak bu beyaz eşyaları, bu ürünleri, bu gıdaları ki boykot bu şekilde olur. Tüketiciler boykot almazsa her ortalık karışır. O yüzden hacı amca temelinden bu iş başlamalı. Öyle onu bunu boykotla bu işler olacak gibi değil dedim. Hacı amca biraz yumuşadı böyle anlatınca. Dedi ki bize bu şekilde anlatan hiç kimse olmadı. Olmaz. Size kim anlatacak bunu? Bizim kendimiz düşünmemiz lazım. Yüce Rabbim her insana bir akıl vermiş. Akıl. Akılı kendinden kullanacaksın. Başkasından değil. Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e bakmayacaksın. Yüce Rabbim her insana akıl vermiş. Yüce Rabbim her topluma peygamber göndermiş. Yüce Rabbim her topluma bir Kur'an-ı Kerim göndermiş. Tek bir Kur'an-ı Kerim bütün kainata gönderilmiş. Bir peygamber bütün İslam alemine, bütün kainata gönderilmiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir. Kutsal kitabımızda Kur'an-ı Kerim'dir. Bunları Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Peygamberin izinden gideceğiz. Ama çağdaş düşünerek, geniş düşünerek, geleceği ve önümüzü görerek hacı amca bunu söyledikten sonra evladım dedi.
Gel senin bir gözlerinden öpeyim dedim. Buyur amca dedim. Bütün gözlerim sana feda olsun dedim. Geldi benim gözlerimden öptü. Ben de onun ellerinden öptüm. Vedalaştık. Bu mantık yoluyla yolumuza devam ettik. Sizler de sevgili dostlar, Ahmet'in, Mehmet'in, sosyal medyanın onun bunun sözüne kulak vermeyin. Nereye kulak vereceksiniz? Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Akla uygulayacaksınız. Peygamberimizin izinden, peşinden gideceksiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve yüce Allah'a emanet olun. Nerede olursanız olun, alın teri TV'de olun.